Oğlum şunun fotoğrafına bakma lan. İleride bir gün çocuğun benzeyecekse ona. Sen işine bak abisi. Ulan 17 bin dolar için herif bizim icadı çaldı. Hırsız gibi hisseden yine kendini benim. Oğlum bir cam aç, pancere aç, bir şey aç Allah aşkına. Boğulacağım burada ya. Evin içerisindeki hava ekmeğin üzerine sürülecek kıvama gelmiş. Bu nasıl bir pislik heriftir ya? Ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun? Ortalık dağılmış, biraz düzeltiyorum. Kendi evinden son 20 yılda bir tek çöp kaldırmadın. Elin evine gizlice girmişiz. Ortalığı toparlayacağım mı geldi abisi? Ev hanımı mısın oğlum sen? Ya sen kendine baksana abi. Annem senin odayı görünce ne dedi? Bu oda dedi düzelmez dedi. Buraya dedi restorasyon lazım dedi. Odalarımız aynı mal. Hiç. Tamam Metin ya, uzatma abisi. Hadi uzatma. Helalmiş lan. Nasıl duruyordu bu ya? Bu ne lan? Çövdeli baba. Işık görmüş tavşan gibi kaldırmıyor Recep Metin. Kapat da sen. Klasörü kapat. Bir şey yap. Bilgisayarın B'sini bilmeyen adam buraya porno klasörü yapmış ya. Aa. Yemin ediyorum bütün cinsel hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti ya. O film değildir ya. Kısa filmdir o. Hatta kamu spotu. Otur şuraya. Hiçbir şey de elleme. Ben şu odaya son bir kez bakıp çıkacağım. Ondan sonra bu şer yuvasını terk ediyoruz abisi. Kıpırdama. Lan telefonmuş bu. Efendim. Oğlum burada hiç bir şey yok. İcat mıcat yok. Biz buraya boş yere geldik ya. Ali sen misin lan? Oğlum bu benim evim numarası. Ne işin var lan senin orada? Ali. Niye konuşmuyorsun oğlum? Benim evden beni arayıp telefon sapıklığı mı yapıyorsun? Ses yok. Ha? Anı da merak ettim. Bekleyin geliyorum. Anı da merak ettim. Biz Hilmi'yi niye aradık Metin? Abi vallahi ben bir şey yapmadım bak. Star'a bastım. Hilmi çıktı. Yanlışlıkla oldu ya. Kime çektin bilmiyorum ki ya. Ben sana bir şey elleme dedim. Ver şunu bana. Bunu basın lan. Kafada yap lan. Mal. Aha. Alo, Hilmi efendim. Hilmi, alo. Alo. Neyse, kapandı, bir daha arar herhalde. Ben size bir şey soracaktım. Bu diz ağrılarına ne iyi gelir acaba, siz bilirsiniz. Ay Hamiyet, neden ısrarla konuyu değiştirip duruyorsun? Ha, bizim oğlan sizin kızı görmüş, çok beğenmiş diyorum. Ay müsaitseniz gençleri bir tanıştıralım diyorum. Nerede görmüş? Bizim kız olsa beğenmez. Karıştırmış olmaz. Ay karıştırmaz Hamiyet. Yani kendisine temel seviyede bilgileri aktardık. Sizin kızı pompacılardan ayırt eder. İnsan benzin alırken kurşunlu mu kurşunsuz mu diye dikkat eder. Depoyu fulleyeyim mi 50 liralık mı koydurayım diye düşünür. El olmadı. Acaba kaç liralık alsam arabayı bedava yıkarlar mı falan diye merak eder. Sizin oğlan bizim kızı orada görmüş. Evleneyim mi ben bununla diye düşünmüş. Sence bir tuhaflık yok mu bunda? Hayır, biz gönderdik kızı görsün diye. Göndermiş. Biz her sabah kızı hayır dualarla ekmek parası kazansın diye yolluyoruz. Meğer hurdun kuşun içine salıveriyormuşuz, haberimiz yokmuş. Ay Hamiyet. Hadi oğlum çabuk. Bak laf konuşuyoruz, hadi. Hadi Hamiyet. Biz sizi bizim altın gününe kaydedelim. Ha? Hem altın da düştü. Ay Hamiyet. İyi iyi tamam, oğlanın adı ne? Tuğcan. Gerçek adını söyle. Ay gerçek adı Tuğcan. Ha sen şaka yapma bak, adı öyle kalır. Ay Hamiyet. Ay bana fenalık geldi Tuğcan. Ay bir maniniz yoksa bu akşam size gelelim diyoruz. Gençler bir tanışsın. Manimiz. Tahsin. Allah rızası için kesmeye beni vekil tayin ettin mi? Sen ne diyorsun Şerif abi ya? Ettin mi? Üç kez soracağım. Ettim, ettim, ettim. Sen bunu başka merasimlerle karıştırdın ha. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sezon ortasında Nihat'a satılmış Beşiktaş gibi olduk ha. Hamişim, artık seni temizliğe gitmen lazım. Bu ikisinin kazandığı para benim iğnelerime yetmez. Giderim, ne yapayım, giderim. Gelelim.
diyorum Hamiyet, bir mani yoksa. Bir mani var. Sizinle de paylaşayım. Bizim köyün ormanında durur sıra sıra yalaklar. İlla babanıza mı diyeyim? Düşün yakamdan. Dangalaklar. Kablosuz diye telefon kullanamayan adamlardan mucit mi olur ya? Ben sizin icadınızı ne yapayım? Hilmi abi, sen aileden sayılırsın. Tövbe de lan, tövbe de. Beddua eder gibi. Lan siz bu koltuk minderleriyle mi oynadınız lan? Yerler aynı değil bunların. Hilmi, uzatma Allah'ını seversen ya. Dünyayı güzelleştirecek icadımızı senin aldığını biliyoruz, ona göre. Dünyayı güzelleştirecek ne lan Ali? Bari hedef koyuyorsun, biraz gerçekçi hedefler koy. Ne bileyim, Beylikdüzü'nü güzelleştirecek de, Afyon'u güzelleştirecek de. Dünya ne ya? Bu arada lavabonun musluğu damlatıyor. Hazır gelmişken bir bakıver Metin ya. Fırsat gördüm bir dayanamıyorum. Ne yapayım? Metin, olduğun yerde kal. Biz buraya hizmet vermeye değil, hesap sormaya geldik. Parası neyse vereceğim Metin. Metin, girişte lavabonun altında 13-14 anahtar gördüm. Musluğu hallet abisi, hadi. Kimi? Senin çaldığını biliyorum bak. Eğer vermezsen emniyete giderim. O da olmadı, valiye kadar çıkarım. Lan yerin valisini. İstediğin yere çık. Gerçi şu araları yemem. Bildiğim kadarıyla yasak. Oğlum sen bizi bitireceksin mi lan? O yüzden değil lan. Orucum bugün. O yüzden yiyemem. Ha, sen vali kebabı diyorsun. Ya şimdi senenin en erken okunan akşam ezanı bugün. O yüzden oruç tutuyorum ben. Şimdi oruç tutmazsam kampanya var da sanki faydalanmıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Oh, hallettim abi. Conta gevşemiş. Sıktım düzelle. Para yan odada Metinciğim. Oğlum düşün artık yakamdan. Vallahi yeminle babanıza söyleyeceğim. Lan oğlum minderlerin biri ikisi değil. Üçünün de yeri yanlış ya. Parayı komodinin üstüne koymuşsun Hilmi abi. He. Orada. Çıkarken parayı komodinin üstünden al datlum. Çıkarken komodinin üstünden parayı alamam datlum. Düzgünce ver abi. İster al, ister alma. Çok tatın. Çocuklar, sizin aksinize benim işim gücüm var ya. Çıkarken kapıyı arkanızdan kapatın. Ali, bin parçalı yapboz değil lan. Tepe topu 3 tane minder. Sizin bulduğunuz icadı bırak. Parayı bile almam lan ben. Düşün lan artık yakamdan. Bu arada hırsızlık yaparkenki hijyen mantığınızı takdir ettim. Galoş süper. Hilmi bunu sevdi. Ya yemin ediyorum itliğine yapıyor. Ben gidip komedinin üstünden para mana almam abi. Vallahi ben de almam. O zaman yapacak tek bir şey kaldı Metin Özdemir. Arkadaş makas taşı yener. Anlatamadım şunu kimseye ya. Böyle deneye deneye yener. Hadi abisi, hadi abisi. Evinde saklamıyor, anlaşıldı. Acaba diğer evlerinden bir tanesine mi götürdü? Ulan herifin de ucuz market zinciri gibi her mahallede bir tane şubesi var. Yalnız ben bir daha o herifin evini aramam bak. Bir kişiyi daha görürsem yemin ediyorum gidip kendimi kısırlaştıracağım ya. Böyle bir şey yok. Ayrıca bana pek Hilmi çalmış gibi de gelmedi abi. Vallahi ne yalan söyleyeyim, bence de Hilmi çalmamış. Ya ihale daha büyüdüyse Metin, he? Ya büyük oyuncuların dikkatini çektiysek? Mesela MİT gibi. MİT Üniversitesi değil mi ya? Ya alsınlar onlar, bize bir faydaları dokunur. Ha Metin, ne diyorsun Allah aşkına? Bu sakız ne lan? Sen sakız silemezsin ki. Dükkana sen yere karı mı attın lan? Dükkanın betini bereketini kaçıracaksın. Betini bereketini kaçıracaksın ya. Hadi karı attın sen. Ben gelelim buraya niye getiriyorsun oğlum sen? Senin nasıl bir fantezi dünyan var lan? Ne ilgisi var ya? Sen bizim ilim irfan yuvamızı BBG İsveç evi gibi mi kullanıyorsun lan? Onunla vurmayacağım bak. Vurmayacağım bununla. Hani birbirimize söz vermiştik abisi. Ya ama adil bir anlaşma değil abi bu yani. Senede bir kere içki içen adamla alkol müptelası bir adam bir daha meyhaneye gitmeyeceğiz diye anlaşsa ikisi için de aynı şey mi? Gözünü seveyim ya. Mantık. Oğlum aldatma kaynaklı boşanmış bir insanım. Şu yaştan sonra kimseye kendimi ispatlamaya ihtiyacım yok. Kimi attın lan sen buraya? Seyir zevki düşük, mücadeleye dayalı bir geceydi. Hatırlamak istemiyorum. Oğlum o zaman bizim icadımızı kim uçurdu? Lan kahvede kavga var. Babam da yok. Koş. Metin. Ya bize ne arkadaş? Bize ne ya? Hadi abisi. Hadi abisi. Aç. Efendim. Alo. Hanımefendi, ben Yiğit, patent bürosundan. Ali Bey'le görüşebilir miyim lütfen? Patent bürosu mu? Evlenene kadar bakir kalıp evlendikten 3 ay sonra karısını aldatmanın patentini mi alacakmış acaba? Yok, biz daha
Hanımefendi, ben kiminle görüşüyorum? Ben eski eşiyim. Kurumsal görünmek için benim telefonumu verirdi. Ben de bilmediğim numaraları görünce sekreteriymiş gibi açardım işte telefonu. Anlaşıldı, anlaşıldı. Kendisi beni arayacak da halen aramadı. Nerede bulabilirim acaba Ali Bey'i? Vallahi ben başka karıların koynunda buldum. Ama siz nerede bulursunuz pek bilemiyorum beyefendi. Anlaşıldı hanımefendi. Ben en güzeli yaşadığı yere gideyim. Kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettik. Ben tabii öyle okuyup etmedim. Ne bileyim işte. Aslında beni bitiren ne oldu biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Öyle sürekli yuva kurup çoluk çocuğa karışmaya şartlanmak. Hanımefendi, o dediğiniz döl yatağı kaynaklı operant şartlanma. Efendim, anlamadım. Sık görülür, sık görülür. Hoşçakalın. Oğlum, ananız size gebeyken 6 ayda teslim taahhüdü mü vardı lan? Aceleye mi geldiniz siz? Sizin probleminiz ne? Usta, kafam planör gibi uçacak da boynum tutuyor resmen. Bu elektrik çok acayip bir şeymiş ya. Ulan oğlum, madem dayak eksikliği hissediyorsunuz, bize gelin ya. Niye birbirinizi dövüyorsunuz? Hadi bunlar kavga ediyor. Biz niye ayırıyoruz Turgut? Meslek lisesi elektrik mezunu adamım ben. 3 senede insan vücudunun elektriği ilettiğini kimse öğretmedi mi bana ya? İnce iş usta. Kız meselesi. Konuşma lan. Çırağın aklına ince iş deyince inşaatta fayans döşemek gelir. Senin aklına ne döşemek geliyor? Sıpa! Cinnah! Bunlardan olmayacak Turgut. Analarını babalarını çağıralım, bunları gelsinler alsınlar, okula götürsünler. Hayat bir okul. Yarimse en sevdiğim kitap. Belki seni ezberleyemem ama en azından beğendiğim yerlerin altını çizerim be güzelim. Ulan ben seni var ya, 7 ceddini dinle. Tipini miyim minetini? Vallahi bana bakıyor seni, ben zannettim. Aha sıçtık. Buna yükledikleri program nasıl bir şey? Tane düşüncenin ürü müdür ya? Bu ne menem bir şey ya? Selamünaleyküm. Hayırdır, kim kavga etti yine? Aleykümselam. Aha bunun ikisi. Tom ve Tom'u kovalayan it var ya, o. Jerry demeye dilim varmadı, görüyorsun değil mi Turgut? O masum hayvan nerede, bizim bu iki serseri nerede? Oğlum hani bu kara kurular bal arısı gibiydi lan? Hani bir şey yapmayınca sokmuyorlardı? Birincisi kara kuru değil, kara kuru abicim. Siz de biraz düzgün durun ya, kaç yaşında adamlarsınız ya? 200 lira en az fatura geliyor, elektrik faturası aylık, sonra da çaya niye zam yaptınız? Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayıranları niye çarpıyor arkadaş Ali he? Ayıranları niye çarpıyor bu ya? Köşeye kadar kovaladı beni ya. Sıkıştırdı. Gururumla oynadı, İstiklal Marşı'nı tersten okuttu bana ya. Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayıranları niye çarpıyor Ali? He, ta köşeye kadar kovaladı beni ya, sıkıştırdı köşede. İstiklal Marşı'nı tersten okuttu bana, gururumla oynadı. Hadi kavga edenleri... Lopa girdin Sezai. Lopa mı girdim? Lop ne lan? Tekrara düştüm. Oğlum böyle şeyleri bize söylesenize ya, paylaşın biz de işte bunları. Böyle geri beslemelerde bulunun ki düzeltelim. İnsanoğlu çiğdir, Sezai çaya karbonat katar. Ama bu robotlar namuslu işte. Bunlar hepimizin, mahallemizin malı. Turgut abi, bunları hoş görmek lazım. Hor değil. Nem ne boylan. Siz büyüdünüz de kahvede olay çıkarır hale mi geldiniz lan? He? Mesai saatleri işinde sizin ne işiniz var burada bakayım, anlat. Hakikaten lan, biz çırakları azarlayacağız diye olayın odağını kaçırdık. Ne işiniz vardı lan burada? Hedef saat 3 önümde. Akrep gibi kız. Ya korkma olayı. Feyza! Kız! Ne haber Yavuz ve Midilli? İyilik Feyza. Nereye kız? Mahallenin prensesi. Mahallenin prensesi mi? Ya niye öyle dedi ki, sesim kalıp değil mi acaba? Prensesi, prensesi. Ulan kıza hiç sevgi göstermemişler be. Prensesi, prensesi anlayacak duruma ne zaman geldin be Feyza? Ne diyorsun lan sen? Nasıl konuşuyorsun oğlum Feyza ablanla? Oğlum ne havası lan, ne konuştuk biz seninle? Tarık bak bana ne dedi. Ben de sana güvenip sokaklara çıkıyorum. Hakaret üzerine hakaret. Pee. Lafını geri al, özür dile Feyza ablandan. Ne diyorsun lan sen? Bırak lan! Feyza'nın yakasından düşmek için kaç para istiyorsun? 3 lira veririm sana. Lan yürü git! 3.75 Biz dövüşmeye başladık ikimiz. Bir baktık ki ta buraya kadar gelmişiz. Allah Allah. Amerika'nın manisini bize satmaya çalışıyor bebeğe. Yemezler aslanım. Ne işiniz vardı burada? Dökülün bakayım, dökülün. Biz şey... Ney?
Feyza. Feyza'yı gördük biz. Senin Feyza dediğin Feyza ablan mı lan? Hani şu aranızda 15 yaş fark olan. Feyza. Meme. Ben bunu öldürürüm. Derisini yüzer istediğim yere. Ay, gel lan buraya. Bir dakika. Yapmayın ya. Beyler. İyice mahalle kahvesine çevirdiniz burayı. Bunu beğendi mi lan? Feyza sizin başınızda. Asiye'cim takma kafana. Sen sınava gireceğin günü netleştir, izni ayarlarız. Çok sağ ol Feyza. İki dakika yerime bakar mısın? Ben bir lavaboya gidip geleceğim. Feyza mı dedi o bana? Feyza. Karışma oğlum bana ya. Oğlum lan. Hanımım ya. Bu ecnebiler kendi benzinlerini kendileri dolduruyorlar ya. Burada da o sisteme geçsek de biz de biraz razı etsek diyorum ha. Ne dedin? Kartal kardeşim artık var ya bildiğin eminim. Sen bu benzini kokluyorsun. O nasıl bir tabir hanımım ya? Dizel motoru muyum ben? Teessüf ederim. Feyza Hanım. Canım. Asiye nereye gitti biliyor musunuz? Lavaboya kadar gitti. Gelecek bir... Bu kim lan? Kim ki bu? Oo, Asiye'nin 3 yıllık sevgilisi. Hele önümüzdeki hafta Asiye'yi başka birinin istemeye geleceğini de düşünürsek. Tuvalete gidiyorum diye çıkıp kocaya mı kaçılır lan? Bu nasıl iş kardeşim? Çocuğun yan mahallede başka bir kırığı vardı. Üngür üngür ağlıyordur. Asıl ona gitmek lazım şimdi. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Beyler Asiye'yi nöbetten düşün. Az önce biz bu mahallenin itleri bu tür olaylarda birbirimize haber veririz. Allah Allah. Biz size it diyorduk da sizin de kendinizi öyle çağırdığınızı bilmiyorduk. Hadi ya. İşin yoksa kasiyeri ara. Yok artık. Baba nasıl ya? Bu nedir? Bu baba da ne acayip adammış arkadaş ya. O ne ya? Babamın trafik cezası. Oha. Feyza bu akşam sana görücü geliyormuş. Ne diyorsun sen be? Vallahi bak haber geldi. Bu akşam sana görücü geliyormuş. Hadi yine iyisin ha. Deniz seni terfi ettim 2 saatliğine kasiyer sensin. Sen de lavaşsın lavaş. Ben kasaya bakamam Feyza. Hayret edersin. Kasa terfi mi lan? Bilmiyorum. Asiye bizim amirimiz miydi? Ne bileyim oğlum. Bir çay kap gel. Ne? Niye? Duydun. Amirin sayılırım artık. Bir çay kap gel. Ne diyorsun oğlum? Bu ne kadarmış. Yalnız kendi evladımdan dayak yemiş gibi oldum ha. Gururum okşanmadı da değil. Gör bak dedim eserin neler neler yapıyor. Sen yine kendini kaybettin Metin. Toparlan abisi. Toparlan. Hayırlı işler olsun bakalım. Allah razı olsun Şerif abi. Sana da buyur. Ulan şu dünyanın 7 harikasından biri vardı. Neydi lan onun adı? Çisettim abi. Yok. Misur piramidi. Yok o da değil. Lan hani şu aşağı katlardan yukarı doğru tesisatla su çıkartıyorlardı ya. Babil'in asmama şeyleri. Hah. Onun amına koyayım ben. Adam çoktan seçmeni küfretti ya abi. C şıkkı. Sizin şu Oğuzhan'ın evinin tesisatını bir yapmışım. Babil'in asma bahçeleri bok yemiş. 80 yıllık tecrübemi bir anda aktırıvermişim. Şerif abi, Oğuzhan tesisat için sana mı geliyor? Onu diyorum işte. Neden bana geldi? Tecrübe oğlum, tecrübe. Adamın evinin tesisatı patlamış. Evde kalınamayacak hale de gelmiş. Dedi Şerif abi, bunu yapsan. Yani şimdi evde kalamayacak hale geldiyse nerede kalıyor bu karaktersiz? Sizin dükkanda. Kimsenin bilmediği gizli bir bölümü varmış. Kimsenin dikkatini çekmiyorum dedi. Lan bu masanın altında mı kalmıyor lan yoksa? Lan Oğuzhan görüyor musun bak şimdi de boş yere günahını aldık. Hem ağır hem de bir sürü değerli parça var üzerinde. Güzel para eder. Vallahi mi? Kaç para mesela? Abi ben bu kadar yuvarlağı en son olimpiyat logosunda yan yana gördüm ya. Abisi sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Ben Hacı'nin 94'te Kolombiya'ya attığı golü düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Şerif abi vermiş olduğun değerli bilgiler için... Çok teşekkür ediyoruz. Metin, aslanım, bütün randevularımızı iptal et. Bir saniye.
Bittim. Alo, Zeki. Ne yapıyorsun abisi? Sana acil bir işimiz düştü bizim ya Metin abinden. Buyur Ali abi. Ne diyeceğim? Bu bizim Oğuzhan yok mu? Ona bizim acilen ulaşmamız lazım. Şu sizin uydulardan bir kontrol etsen de yerini saptayabilir miyiz kuleye? Ali abi gözünü seveyim. Ben meteorolojide çalışıyorum deyince kafanızda nasıl bir şey canlanıyor abi sizin? Bu mudur yani Zeki? Mahallemizin tek okumuş, meslek sahibi olmuş erkek evladı olarak kıymetli Özdemir ailesine göstermiş olduğun hayır bu mudur? Abi akşam hava -2 derece, sıkı giyinin. Hafta sonu yağmur geliyor, plan yapmayın. Benim faydam budur Ali abi. Kapat gerideki. Kapat! Senin gibi üniversite mezununun. Oğlum bu da askerlik için okumuş lan. B planına geçiyoruz hemen. Hoppa. Çalıyor. Alo! Oğuzhan neredesin lan sen? Siyah! Şerif abi kusura bakma, dükkan sana emanet abi. Ne demek lan bana emanet? İtim lan ben, it. Sonuna kadar serseri lan. Bana emanetmiş. Aha. Hayır şerife, dükkan emanet edersen böyle olur işte. Öyle Feyza'nın aklı çelinir de kabul ederse halimiz duman Tahsin. Sen de gelme diyeydin. Öyle gelme falan denmez. Kızın adı çıkar. Koca istemiyor diye. Bu omuzlar ne böyle bunlar? Sanki senin omuzların benim ellerime masaj yapıyor. İyice şiştin sen. Ne yiyorsun sen? Protein tozu. Aa, o ne öyle? Hadi etin suyunu yapıyorlar. Proteinin de tozunu mu yapıyorlarmış? Aa, ver onu sen bana. Ben bunu sana çorbasını yapayım. İçine de biraz şehriye ilave edeyim. Böyle kuru kuru yeme. Anne, baba. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var canım. O ayakkabıları çorapsız giyme. Geçen de doğalgaz alarmı çalıştı kokusundan ha. Ben... Beni bu akşam istemeye geliyorlarmış. İstemeye değil kızım. Gençler bir tanışsın diye. Hem kim söyledi sana istemeye geldiklerini? Anne bak haberi mahallenin itlerinden duyunca... Doğru konuştuz. Onlar senin abilerin. Yok be baba. Abimlerden bahsetmiyorum. Bizim pompacı çocuktan bahsediyorum. Hem onlar da kendilerine öyle hitap ediyorlar. O yüzden küfür sayılmaz. Kızım sen merak etme. Tanışmaya gelecekler. Beğenmeyeceğiz. Gidecekler. E ne tanışması ya? Ben istemiyorum. Hem baba. Bu ne? Senin 2 gün önce Kırıkkale'de ne işin vardı? Radara yakalanmışsın. Yine üstüme gelmeye başladınız ha. Babacığım, Kırıkkale'de ne işin vardı? Sana hesap mı vereceğim lan? Allah Allah. Ya ben kedisi miyim, babası mıyım belli değil arkadaş ya. Bunlar ne lan? İnsanın kendi evinde huzur olmaz mı arkadaş ya? Bana bak, örümcek mi ısırdı bunu? Yoksa abilerin bunun üzerinde deneyim yaptılar kız. Ya ne örümceği anne ya? Ben görücü falan istemiyorum. Evlenmek istemiyorum. İstemiyorum demek olmaz. Adın çıkar. Baban Kırıkkale pavyonlarında karılarla karıştırsın. Sen koca istemiyorum diye adını çıkar. Hay, yüreğime mi indireceksiniz siz benim? Bu ne be? Sessizce takip et. Niye? Seni tenhaya götüreceğiz. 2 saattir düşündüğümüz kaçırma planımızı daha ilk anda ifşa edelim Metin. Bravo. Bir dakika. Şimdi siz beni mi kaçırıyorsunuz? De iyi ya. Tamam. Hem bakarsınız da bana. Yatacak yer de beleşten değil mi? Oh, tamam hadi gidelim olur. Ne yaptın Oğuzhan? Değer miydi lan? Ne yapayım be abi? Benim başka çarem yoktu ya. Önce dedim ilaçla kendimi zehirleyeyim dedim ama benim sigortam yok. Şimdi bakıyorsun uyku ilacı dünyanın parası. Benim param yetmez ona tabii. Kendim benzin dökeyim yakayım dedim. Arkadaş dünyanın en pahalı bilmem kaçıncı benzinini kullanıyoruz. Bize lüks, israf yani. Sen kendini mi öldürecektin lan? He. Sonra küçük tüple intihar edeyim dedim. En temiz o olacak herhalde. 2 gün önceki zamdan ondan da benim bütün hevesimi kaçırdılar. Hadi denize attım diyorum. Ben hayatta boğulmam. Fok gibi yüzerim. Kendim biliyorum abi. Oğlum niye intihar ediyorsun o zaman? Abi ya evi su bastı. Ben kurusun diye yazı bekliyorum. Gizli yerinizde sizden gizli kalıyorum. Allah aşkına halime bak. Ben niye yaşayacağım abi? Söyleyin bana ya. Niye yaşayacağım ben? Oğlum sen niye gereksiz yere gurur yapıyorsun ya? Sen niye yardım istemiyorsun hiç kimseden? Hakikaten lan Türkçü 40 yıllık abimiz. Benzinci bacımız, eczacı, baldızımız. As. Ne diyorsun oğlum? Öyle denir mi lan? Eczacı, eski baldızımız. Heh. Ya yardım istiyorsan sen abilerine gelsene Oğuzhan. Ya eyvallah da ben kimsenin yardımını istemiyorum ya. Ben okulunu birincilikle bitirmiş insanım. Para benim işim de işte elime geçmiyor anasını satayım. Bizim icadı da uçurmuşlar ha.
Hadi be. Ya uçurtmayı vurmasınlar mı? Gizli yerdeydi lan. Ama işte kim aldı bulamıyoruz. Bir dakika. Şimdi ben kimsenin günahını almak istemem ama bu Hilmi abi her gece sizin dükkana girip çıkıyordu abi. Ne diyorsun lan? He, sizin defterleri kontrol ediyor bu. 17 bin dolar borçları var bana dedi. Bana da fırça at. Böyle defter mi tutulur diye. Bir contayı 10 kuruştan veriyorsunuz. 50'den aşağı okutmayın. Dedi ki... He, dur. Bir de beni sizin yerden çıkarken gördü abi. Açıl susam açıl. El grande. Oh dear. Efendim, bir yılda Türkiye'deki tüm şirketler içerisindeki en büyük ciroyu yaptınız. Evet, yaptım. Bu başarınızı neye borçlusunuz? Kar odaklı çalıştım. Para basmaya yönelik hareket ettim. Emperyalizmin kölesi, kapitalizmin uşağı, paranın efendisi oldum. Acımadım, acıttım. Ağlamadım, ağlattım. Peki neden dünyayı güzelleştirmeyi denemediniz? Ne gerek var? Hı? Niye uğraşayım ki? Risk almadım. Ben sürpriz sevmem. Sırf sürpriz sevmediğim için gittim apandistimi kendim aldırdım. Evet, evet. Aldırdım. Yaptım bunu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!